Şimdi Batı'da şöyle bir şey gelişti. Türkiye'de Refah Partisi'nin bu yerel seçimlerdeki başarısı Batı'yı endişelendirdi diye bütün Batı gazetelerinde, Türk basınında evet. bu haberler manşetten yer aldı. Şimdi Batı'da Türkiye'nin Cezayir veya İran olabileceği üzerinde yorumlar yapılıyor. Bazı gazeteler de gerçi bunun yersiz olduğunu belirtiyor ama yani Refah Partisi'nden bu toz koparan fırtınasının altında ne var mı? diyeceksiniz. Mazur görün. Öyle mi? Demek yani Batı... niye bu kadar niye bağırıp kadar çağırıyor? Yani sizin anlattığınıza göre evet. diyorsunuz anladığım kadarıyla. Aslı öyle değil. Fakat bazının bağırıp çağırdığına bakarsan size değil onlara inanmak mesela, gerekirse mesela sahiden öyleymiş şimdi gibi. Şimdi Refah Partisi'ni takip aldı. Bütün faaliyetlerini inceleyecek, seçim başarılarını kontrol ediyor veya diğer partiler işte Refah yükselmesini değerlendiriyorlar. Yani şimdi bunlara göre, Batı'ya göre Türkiye'ye bir şeriatın, gelecekte bir şeriatın gelme garantisini Refah olarak görüyorlar. Yani Refah'ın şu anda elinde tam iktidar yetkisi olmadığı için takiye yaptığını söylüyorlar. Bu nasıl olacak? Yani gelecekte böyle bu bir şey asla mümkün değil. Yani Batı aslında son alternatif olarak İslamizasyon politikaları mucibince son alternatif olarak Refah'ın iktidarını Batı istiyor. Çünkü sonuçta yani Refah'ı öyle görüyorlar, öyle biliyorlarken dışarıdan bakan işte erkek mi erkek? Peki haremde ne işi var? Hareme erkek sokarlar mı? Yok. Şimdi bunlar bu rejimin düşmanı ama laik demokratik cumhuriyetin hareminde yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cirit atıyorlar. O zaman işin içinde bir iş olmalı. Demek ki bunlarda bir siyasi hadımlık var. Yani İslami bir şeyle söylersek yani şunu demek istiyorum. İslam tohumlama yani tohum İslam tohumu yok. Dolayısıyla kimseyi İslam'la tohumlayacağı endişesi bulunmadığı için İslam görünen bunları laik demokratik haremde dolaşmasına izin veriyorlar. Peki oralara sokuyorlar. Yani neden? Rejimlerine zarar gelmeyeceğini bildikleri için.